Muhsin abi, biraz önce sizin mekanınızda yemek yedik. Çok beğendik. Muhteşem, lezzetli. Burası, kıymetli arkadaşlar, size de hemen göstereyim. Köln'e yarım saat, Düsseldorf'a bir saat uzaklıkta Meşeniş dediğimiz Euskirchen bölgesinde böylesi dört dörtlük bir doğanın içerisinde bir yer. Böylesi yerler Muhsin abi hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj çünkü insanlar bu tarz yerlere gelmek istiyor. Dezavantaj çünkü bir yemek için kimseyi buraya getiremezsin. Ama içerisi full. Sen bizi nasıl getiriyorsun buraya? Ya hani böyle klasiktir ya. Herkes işini doğru yapacak, düzgün yapacak. İşinin hakkını verecek. Karakterli, düzgün, helal iş yapmak, aldığın paranın hakkını vermek, işini iyi takip etmek, işinin başında bulunmak. Tabii ki başlıca ipuçları diyebiliriz. Az önce Münih'ten gelen bir iş adamı grubu sana dedi ki ya Münih'e şu var açar mısın? Tevazu ben inşallah açmaz dedim. Arkadan duydum inşallah açmaz dedim. Çünkü böylesi bir yeri çoğaltmak isteyen seni de çoğaltmalı. Gerçekten sen buraya karakterini koymuş birisin. Estağfurullah. Senden önceki halini de biliyorum bu mekanın. Estağfurullah. Ya tabii ki işin başında olmazsanız gerekli enerji belki de verilemiyor. Mekanik bir iş değil biz. Yaptığımız iş. Anlık çok müdahalelere ihtiyacı var. Buna ben temas etmek diyorum. Bazen dille temas etmek gerekiyor. Bazen selamla, bazen gözle, bazen birisinin omzuna dokunmanız gerekiyor. Bu dokunuşlar olmazsa o enerjiyi karşı tarafa geçiremiyorsunuz. Enerjiyi almayan misafir de mutlu olmuyor. Her masayla tek tek ilgilenmek? Ya bu çok ihtiyaç ya. Bunu yapıyorsun. Hani kendime söylüyorum. Empati kurmak lazım. Yani aslında tüketiciden geri dönmek lazım. Ben bir perakendeciyim. Aslında et satmanızla, ot satmanızla, ayakkabı satmanızın arasında çok büyük bir fark yok. Mutlu misafir, mutlu müşteri çok mühim. Mutlu etmek için biraz insanlığınızı ortaya koymanız lazım. Yani insan gibi, karşı tarafı da bir insan olarak görüp ne ihtiyaçları vardır? Ortak ihtiyaçlar var. Masaya gelen etlerin hikayesini dinliyoruz sizden. Nasıl geliyor, neden öyle, nerede terbiye ediliyor? Büyük bir ihtiyaç mı? Yani hakikaten Almanya'da özlediğimiz bir esnaf. Prototipi. Tamamıyla bunlar Allah'ın bir lütfu. Es geçersek saygısızlık olur Allah'a karşı. Ama helallik çok önemli bir unsur. Bu helalliği de biz elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Yani bunun sonuca nüksettiğini, yansıdığını ben düşünüyorum. Tabii ki bunun bedelini de ödüyoruz. Bazen Almanlara kırık Almancamla anlatmaya çalışıyorum. Yani her şey Almanca deriz ya, işte Handwerk, el işi, Hausgemacht diye. İşte bizim tim, bizim ekip bu işi yapıyor diye. %1-2-3 gibi, Handelshof gibi, Metro gibi marketlerden alışverişimiz var. Onun haricinde deep freeze'imiz bile yok sayılır. Var da hani mecburi ihtiyaçlar var. Bazı ürünleri dondurmanız gerekiyor. Donarak hazırlanması gerekiyor. Bunların ana bizim amiral olan ızgaradaki ürünlerimizin tamamına yakını. Yani ne var, işte çupra var mesela. Onu mecburen hazırlayıp önceden dolapta tutmak gerekiyor. Bozulmasın diye donup durması lazım. Yani her şeyin fresh olması, taze olması, gerçekten de böyle ilgiyle, alakayla takip edilmesi. Yani satın almaya varıncaya kadar oturduğunuz yerden de cevapla işleri halledebilirsiniz. Oturduğunuz yerden sipariş verebilirsiniz. Yani gelen malzemeleri de dokunmak, temas etmek. Tedarikçilerin burada çok büyük önemi var. Özellikle bizim tedarikçilere ben çok teşekkür ederim. İnanın bana Almanya'da çok parasını sormuyorsunuz. Daha düzgün, daha kaliteli, sürekliliği olan ve sürdürülebilen her şeyi kabul ediyorsunuz. Bence bu da çok kıymetli. Bunun üzerine durmak lazım. Sürdüremediğiniz, devam ettiremediğiniz hiçbir şeyin kıymeti yok, anlamı yok. Bazen öyle bir şey oluyor ki sizin gibi tanıdıklarımıza bizi şereflendiriyorsunuz. Estağfurullah Müslüm abi. Şöyle... Ya çok zirveyi çıkarmamak lazım. Bir sonra bir tık altını görünce ya burası çizgiyi değiştirdi, bozdu. Bundan çok korkuyorum mesela. Yani belirli bir standartla sunmak çok mühim. Mesela alkolsüz bir mekan için Almanya'da yani %90 diyorlardı bize ama 90 değiliz de. Ama evet, çoğunluğu abi. Alman olan ya da Almanlara hitap eden bir misafir grubu bana göre çok kıymetli. Almanların da... Anlatabilirsiniz Muhsin abi. Teşekkür ederim. Çevreyi gösteriyorum ben. Mikrofon sizin sesinizi alıyor. Yani Almanlar çok vefalı. Hani bir yerden eğer mutlu olduysa, hani bir hata yapsanız bile hani bunu bazen tolere ediyorlar. Bakın, olabilir orada yine diyorlar. Bir Alman grup bekliyor mesela. Bunlar çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani Alman'ı, tabii bizim güzel ülkemizin, Türkiye'mizin de şöyle bir güzelliği var.
Herkes bir şekilde komşusu vesaire Türkiye'ye gitmiş. Bir bek var yani. Türkiye'den kalma, turizmden, yemekten. Var, standart var. Dolayısıyla hani ben desem eğer bana güvendiyse bir Alman, ya şu taşı zorlasan yiyebilirim desen inanın bu zorlayacak misafirlerim var. Evet. Bizzat böyle gelince sarıldığım Alman müşteri demek istemiyorum yani. Arkadaşlarım var. Bu kırık kötü Almancamla böyle hani birbirimize böyle estağfurullah ama çok iyi konuşmak isterdim yani. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? Burası 5 yıl oldu. Yani Zafer Bayramı ile beraber bizim de bir başlangıcımız olmuş oldu bu restoranda. Zaferinizin 5. yılı sizin de. Estağfurullah. İnşallah. Valla devam ediyorsa bu zafer, devam etmiyorsa anlık başarıların abi, hiç saatlik, kıymeti yok. Bir saatlik yoldan geldim Muhsin abi. Ben bir saatte oturuyorum, geliyorum ama sana insanlar bir saat bir şey değil. Ben videoyu yayınladım, Hollanda'dan, başka yerlerden gelenler oldu, beni tanıdıklarım aradı. Yani bu özel bir, yani buraya adam getirmek kolay değil. Çünkü sonuçta baktığımızda bir dağ başındasın, bir şehrin kenarında, bir statın içinde, bir çarşının göbeğinde, bir alışveriş merkezinin içi değil burası. Dağ aynen başı, öyle, özel bir lokasyon. Yani sanki Uzungöl gibi bir yer burası. Sana özel gelir yani bu, ama Almanya'da da adım başı mekan varken iyi getiriyorsun. Ya yine Allah'ın bir lütfu, onu da görmek lazım ya da hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Bizim bazen bu ön tarafta otoparkımız var, yine burada arka tarafta otoparkımız var. Tekrar altta bir otoparkımız var. İnanın bir kere çocuklar saymış, sarı plaka, yani Almanya'nın normal klasik beyaz plakası var ya bizim Türkiye gibi, sarı zeminli plakanın normal plakalar çok fazla olduğunu görmüşler. Belçika, Hollanda, Hollanda'dan Lüksemburg. Da çok gelen misafirimizden. Mesela şunu yaşadık. Ramazan'da geçen sene dedim bir tatlı ikram edeyim. Misafirler dedi ki ya bizim yolumuz uzun, namazı kaçırırız. Dedim akşam namazı geçmek üzere hemen isterseniz kalkın yola çıkmadan. Yok dedi yatsıyı, terafi. Dedim daha çok 4-5 saat var sanki. Ya biz dedi 4 saatlik yolumuz var. Hani bu Münih meselesi ya da uzak yerlerden çok yaşadığımız şeyler bizim. Yani çok alıştık. Bazen aslında buna alışmamak lazım. Bu kadar yol kat ederek buraya gelen misafirlerin o emeklerine ya da teveccühlerine saygısız yapmamak lazım. Yaptıysak affola diyeyim. Estağfurullah. Ben tabii bu kadar başarılı bir işletmeci olunca sana zaman zaman da abi Türkiye'den işçi alsana, Türkiye'den gelmek isteyen çok kardeşimiz var diyorum. Geçen ilginç bir tanımlama yaptım. Sana bir profili gösterdim. Dedim ki sana uyar mı? Sen bana ne söyledin Muhsin abi, sen söyle. Ya biraz önce bunu soracağım ve söylemeni isteyeceğim dediniz de. Yani ben şöyle söylüyorum. Eli temizse, dili temizse, kalbi temizse, ruhu temizse, gözleri temizse ve en önemlisi uyumluysa her yere adam lazım. Yani yolda adam lazım. Böyle bir arkadaşın olmasını istersin, eşinin olmasını istersin, evladının olmasını istersin, babanın olmasını istersin. Yani düzgün insan bulmak çok zor. Hani öyle birisi varsa bak bize adam lazım diye ben alırım. Evet. Neden? Ben çünkü onunla yol yürüyeceğim. Yani biraz önce anlattığınız güzel sözlerin, iltifatların hepsini ben ekibimle beraber yapıyorum. Ya tek başıma yaptım diyebilir miyim? Evet. Bu onlara da saygısızlık olur. Yani o ekibin arka tarafta özverili çalışması olmasa, o iyi niyetini, temiz dilini, gözünü, elini işin içine koymasa çıkar mı? Çıkmaz. Yani bir Türk mutfağını düşünün. Sabah kahvaltısından, kasaptan, ızgaradan, işte fanlı yani tava yemeklerinden, fırından, tatlı grubundan, içecekten, organizasyonlara varıncaya kadar müthiş bir iş ortaya koyuyorlar. Yani çok ciddi bir organizasyon. Bu organizasyonun her bir ekibi, hani gözle görülmeyen arkadaki ekibin dikkati olmasaydı Allah bunları da lütfetmeyebilirdi, lütfetmezdi. Onların da ayrı bir dikkati var. Huzurumuza onları da ayrıyeten, çok klasik olacak ama emekçilere abi, biz de sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ olun abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Almanya'yı bizleri böylesi bir mekandan mahrum bırakmadığın için. Estağfurullah. Arkadaşlar burası açıklama bölümüne de yazıyorum. Meşeniş Köln ve Meşeniş Köln'e sizler Nirvana restorana gelip buranın keyfini sürebilirsiniz. Bu tek kusuru Fenerbahçeli olmak olan bu adamın da lezzetli yemeklerini yiyebilirsiniz. Ben Adana Demirsporluyum biliyorsunuz. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.